Kemal diyor ki, bir namı Kemal kurtulmuş ne çıkar? Neye değer? İsterim ki tüm halk kurtulsun. Neticede kabul etmiyor. Kıbrıs'a, Magos'a var, Kıbrıs'ın görmedim ama doğrudur herhalde. Magos'a diye bir yer var. Magos'a'ya sürgün ediyorlar. Sürgün de zindana koyuyorlar. Namık Kemal 48 yaşında yanılmıyorsam ya öyle okudum ya öyle dinledim bu söylediklerim. Ya okuduğumdur herhangi bir kitapta, gazetede ya da televizyonda dinlediğimdir. Namık Kemal Magos'a'ya sürgün ediliyor. Günün saltanatçıları tarafından zindana atılıyor. Namık Kemal hastalanıyor. Zindan rutubet, nemli, işte hapishane şartları. Öleceğini hissetmiş olsa gerek ki o gelip gidenlere, su ekmek getirip götürenlere diyor ki bana bir ya çöp verin ya bir tavuk tüyü verin, bir kuş tüyü verin. Onlar da düşünüyor. Ya bir çöpten, bir tavuk tüyünden bir şey olmaz. Namık Kemal bununla hani mahkumlara kesici, öldürücü, yırtıcı alet vermezler. Onlar düşünüyor bir tavuk tüyü ne olabilir? Bir çöp, bunun isteğini yerine getiriyorlar. Namık Kemal'e bir çöp mü, bir kuş tüyü mü veriyorlar. Namık Kemal'da boya yok, bir şey yazacak. Öleceğini hissetmiş olsa gerek ki bunu istiyor. Kanine. Parmağını kanatıyor kanıyla zindanın uygun bir yerine şunu yazıyor. Görmesen millette ümit ettiğin feyzi, yazılsın sengi kabrime. Kabir mezardır, sengi de mezar taşıdır. Yazılsın sengi kabrime, vatan mahzun, Kemal mahzun. Yani halkta beklediğim direnişi, uyanışı, bilinci, hareketi görmedim diyor. Onun için diyor, yazılsın mezarımın mezar taşına, vatan mahzun, Kemal mahzun. Ben gençlerde bir şey görmek isterim. Çok güzel. Bugün de bir ışık mı görmek isterim? Ben bir Namık Kemal değilim. İlla ki bir ışık vardır Erol. Ya Şaba da şimdi bu ışıklar bir yerde gelir. Şimdi bu ışıklar sonra yeri değil. Tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama seninki bir dökümdü. Döktün mü? Onu doldurdum, onu işte. He işte o dur. Sağ ol. Sağ ol. Herkes bitirdiniz abi. Kes görev mi lastiği var ya? Ben büyüğümde irşad olurum inşallah. Lazım ama. Sen bir gaz atın size. Gaz atın. Büyüğümde irşad alın, irşad. İrşad olurum tabii. İrşad olurum. Büyüğünü tanıyalım mı? Ali. Ama hiç ses çıkmadı. Hattını bildi. Ya siz konuşuyorsunuz, ben de adam dinliyorum. Adam biliyor tabii. Tabii doğrudur. Doğrudur. Allah Allah. Ali alilik yapıyor ya. Çok şeyler bekliyordum ama sessiz kaldım. Bana göre öyledir. Bana göre ben şu anda özne kalabilirim. Muhtat biliyor. O konuşuyor, biz dinliyor. Muhtat biliyor. Raca Muhtat biliyor. Yarasın kalkın. El asar Muhtat çaktağın öyle tadı sandık. Bıra çak. Çak baka çak ya. Çak çatana da kakanız mı? Allah Allah. Zor kalma gibi. Kardeş. Bak. Öyle ya. Mide götürüyor. Allah herkesin fikrine göre versin. Allah Allah. Amin. Amin. Bozor Haydar'a. Bozor Haydar'a. Ali'ye amin. Ali'ye mi? Ali'ye ne var Ali'ye? Bizim Ali değil. Yabancı Ali. Sahte Ali'ye. Dur hakika Ali güzel. Küresen Ali bu. Lütfen. Öyle şey olmaz. Bir yabancı Ali var, bir bizim Ali var. Ali'ye götürdü. İdi sen seni gör, alemi gören vardır. Ders de yok, yok abi. Ali'm susma. Yeri geldi. Ali susturacağız, daha sıra gelecek. Satıramı taşlama, sen seni Car gör. Sendedir. İşte o kadar. Alemi gören vardır. Susacak kadar şey değil misin? Yani bu hep dayınla uğraşırlar yani. Dayın eyvallah. Bizim geçenek konuşuyor. Biz abucumuz konuşmuyor.
Dayının iyi tarafları vardı yani. Gördüm evde dayanışma içerisinde yaşaması, kadına verdiği değeri yani eşine. Onu gördüm, sevindim yani, su çekmesi, ev işlerini yapması. Tasvir ettim.